problemlerinde karşınıza en çok çıkacak olan kesrin adını öğreteceğim. Bu kesir birim kesirdir. Birim kesir nedir? Birim kesir nedir? Çizginin üzerindeki sayısı 1. Çizginin üzerindeki sayısı 1 olan kesirlere birim kesir denir çocuklar. Çizginin üzerindeki rakam 1 olduğunda bu kesire birim kesir diyoruz çocuklar. Örnekler aşağıda sana pek çok birim kesir yazdım. Çizginin altında bütün parçaların sayısı var. Bu parçalardan sadece bir tanesi kullanılmış. 2 de 1. Çizginin üzeri 1. Sadece bir tanesi kullanıldığı için bu kesre birim kesir diyoruz. 3 parçadan biri kullanılmış. 3 parçadan sadece bir tanesi kullanıldığı için bu kesre birim kesir diyoruz. 4 parçadan bir tanesi kullanılmış. 4'te 1 birim kesirdir. 5 parçadan bir tanesi kullanılmış. 5'te 1 birim kesirdir. 6 tane parçadan bir parçası kullanılmış. 6'da 1 kesri birim kesirdir. 7 parçadan bir tanesi kullanılmış. 7'de 1 kesri birim kesirdir. 8 parçadan bir tanesi kullanılmış. 8'de 1 kesri birim kesirdir. 9'da 1 birim kesirdir. 1 parça kullanılmış. 10'da 1, 10 parçadan biri kullanılmış, birim kesirdir. Ve bu şekilde pek çok kesir ile devam ettirilebilir. Örnek olarak 99'da 1 kesri de birim kesirdir. Çünkü 99 parçadan sadece biri kullanılmış. Problemlerde birim kesir kadarını buluyorsun. Örneğin, soruya bakalım. 80 sayısının 10'da 1'ini bulunuz. 80 sayısının 10'da 1'i kaçtır? 80'i 10 parçaya bölüyorum. 80'i 10 parçaya bölüyorum. 80'in içinde 10'ar 10'ar tam 8 tane vardır. 8 kere 10, 80 eder. 10 parçadan biri 8'miş çocuklar. 10 parçadan birinin değeri 8'miş çocuklar. Şekil ile göstermek zorundayız hemen. 10 parçalık bir şekil yaptın. Bir parçasının değerini 8 buldun. 10 parçadan birinin değerini bölerek 8 buldun ve problemi çözmüş oldun. Diğer soru. 28 sayısının 7'de 1'ini bulunuz. Aynen bu şekilde bölme işlemi yaparak bir parçasının değerini bulup şekil ile gösteriyoruz. Soruları bu şekilde yapıyorsun çocuklar. Ekranda dondurabilirsiniz. Ben bu soruları, alıştırmaları Google Classroom sayfamda yayınlıyorum. Tabii kendi sınıfım bunlardan faydalanıyor. Eğer talep olursa Google Classroom şifremi de sizlere verebilirim. İyi çalışmalar.